Selamün aleyküm. Muhterem genel başkanlarım, muhterem Kütahyalı kardeşlerim, milli iktidar için milli ittifak, saadetliyiz, birlikteyiz. Büyük Kütahya muhteşem mitingine hoş geldiniz. Mücahit kardeşlerimiz, alperenler, gençlik teşkilatlarımız, hanım teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, mücahit ve alperen teşkilatları, uzaktan ve yakından gelen Çanakkale, Dumlupınar şehitlerinin torunları, mazlumların elinden tutmak, zalimlerin zulmüne son vermek için çocuğunun sünnet parasını ya da hasta yatağındayken biriktirdiği iki küçük altınını, bu çalışma olsun, ümmetin gözyaşı dinsin, milletin sıkıntısı bitsin diye getirip verenler, bizim çalışmamızı kolaylaştıranlardan Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah iki cihan saadeti versin inşallah. Kardeşlerim, eski başbakan, yeni reisi cumhur, taraflı insan Altıntaş ilçesini ziyarete geldiğinde bir açılışı yapıyor. O açılışta diyor ki, korkarım Kütahyalılar benden deniz de ister diyor. Biz de diyoruz ki, deniz senin olsun, al götür. Çoluğum çocuğum iş sahibi olsun, memleketim kalkınsın diye mandasını öküzünü satan, bununla şeker fabrikasını kuran dedelerimizin şeker fabrikasını geri ver. Ey başbakan, yeni reisi cumhur, deniz senin olsun, Menderes'in hediyesi azotu geri ver. Deniz senin olsun, kümaşımızı, selayimizi, termiğimizi geri ver. Diyor ki AKP'li yöneticiler, Kütahya'da işsizlik sorun değil. 650 binmiş 2002'de geldiklerinde Kütahya'nın nüfusu 560 bine düşmüş. Şu anda 850 bin olması gerekiyor. Türkiye nüfus artışına göre. Şimdi soruyorum. Ölen Kütahya, yaşlanan Kütahya, göç eden Kütahya'da genç kalmadı ki işsizlik sorunu olsun. Analar, babalar, dedeler, nineler, evlat ve torun bekliyor bayramlarda Kütahya'da. Ölü şehir oldu. Muhterem kardeşlerim, Mevla sizlere hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Hem bu dünyada hem ahirette iki cihan saadeti bulasınız. Mevla hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştirak eden kullarından eylesin. 7 Haziran seçimleri hem milletimizin gülmesine hem de mazlum ve mağdur İslam dünyasının çilesinin Cenab-ı Allah'ın dilemesi ve sizlerin gayretleriyle son bulmasına vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Ey Kütahyalı kardeşlerim, son sözüm şudur. İktidar partisinden ve muhalefet partisinden daha güzel miting yaptık diye bu 10 günde gevşemek yok. İl başkanı da dahil hepimiz beraber bu 10 günde il başkanı da dahil gece gündüz eşimize, dostumuza, kim olursa olsun, gerekirse elini öpmek, gerekirse hizmetini yapmak noktasında gayretli olalım. Kardeşlerimizin gönüllerini alalım. İtimat edin. Bütün millet saadete doğru eğilmiş durumda. Bir el uzatın inşallah. Allah'a emanet olun. 7 Haziran seçimleri hem milletimize hem ümmete hayırlı olsun inşallah. Hoşça kalın.
İl başkanlarımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.